aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Aracımı satmıştım. Daha sonra yeni bir araç almak falan planlarım oldu ama artan çip krizi ve tedarik sorunları yüzünden istediğim araca ulaşamadım. Bu zaman zarfında da ister istemez Ordu'dan her gün Giresun'a gidiş geliş yapıyorum. Araca ihtiyacım var. Araç kiralayayım dedim. İnternet sitelerine girdim. Ve maalesef burada bir dolandırıcı firmayla karşılaştım. Nasıl oldu? Genelde isimleri kurumsal araba kiralama firmalarının sitelerine benziyor. Ben de böyle bir yanılgıya düştüm. Firmayla iletişime geçtim. Her şey site gayet profesyonel görünüyor. İsimler gayet profesyonel. Telefon numaraları üzerinden iletişime geçtiğim zaman IBAN numarası verip o numarayı ücret ödemem gerektiği söylendi. Ben de o sırada açıkçası çok dikkat etmedim. Veya çok sorgulamadım. Belki de işimi çözmek istediğim için. Ödemelerimi yaptım. İşte saat sözleştik, saat 3'te vale gelecek, arabayı bana teslim edecek. Saat 4 oldu, gelen yok, telefon açıyorum yok. Sonra aniden 0850 bir numaradan arayan oldu. Efendim, ufak bir aksaklık var siparişinizde. Kasko ve sigorta ile ilgili de bir ödeme yapmanız gerekiyor. İşte 20 bin tutarında. Ya efendim, benim bunu ödeme şansım yok, bütçem yok, kartımda limitim yok. Tamam, sizin için 10 bin yapabiliriz falan denildi. Yani nasıl olacak bu dedim, nereden çıktı falan. Tamam, siz ödeyin, en azından 30 dakika sonra biz hesabınıza geri de iade ederiz. Madem size öyle bir şeylik de güzellik de yapalım dediler. Ben o sırada eyvah, siz beni dolandırdınız dedim. Efendim, nereden çıkartıyorsunuz falan denildi. Sonra ben yazıklar olsun dolandırdınız falan deyince artık müşteri hizmetleri gibi değildi. Artık vatandaş gibi konuşmaya başladılar. Dalga geçmeye başladılar. Hadi sen git suyunu iç, bir bardak suyunu iç. Hadi hayırlı olsun deyip. Yürü kendi işine bak hadi, bu da sana ders olsun deyip telefonu kapattılar. Ben de bir vatandaş olarak bunu emniyete aradım, gerekli birimleri aradım, bir başkasının başına gelmesin diye. Ben 1500 liralık bir ödeme yapmıştım. 30 bin, 20 bin, 40 bin ödeme yapan insanlar da var. Şükürler olsun, en azından o şekliyle kurtardım diye düşünüyorum. Özellikle ne öneriyorum? Özellikle bu siteler zaten ücret vererek arama motorlarında kendi isimlerini ve kendi firmalarını en öne çıkartıyorlar. Burada yanılgıya düşebiliriz ve özellikle bazı kurumsal firmalara isimleri benziyor. Küçük harf değişiklikleriyle burada sizi yanıltıyorlar ya da o an dikkat etmiyorsunuz. Ya da site çok profesyonel, her şey yolunda ama o sırada IBAN'a gönder, şuna gönder, buna gönder derken. Açıkçası kurumsal firmalarla çalışmak lazım. Diğer firmalar bence büyük bir risk, yani bana ders oldu açıkçası. Kurumsal firmalar diyorum artık. Hatta aracım Ocak ayında teslim edilecek, yeni aldığım aracım. Ben de kurumsal bir firmaya gittim. Araç kiraladım, bir aylık bedeli de verdim.